alayım. Bu yine karınca doğası. Heh. Şimdi Bampik'e bakalım. Sağ takımım mı sol takım? Ben bence sol takımın Bampik'i daha güzel. Neden? Şimdi Jarvan güzel bir tercih ama Jarvan mobil olmayan çarlara karşı güçlü. Örneğin bak farazi konuşuyorum. Burada Orianna, şurada da işte Varus olsa Başına Jarvan yardım bu et, oyunun kilit başına. karakteri Ya abi. siktir, çabuk Herkesi çok kaçtı. darlar. Sığmadı ü. Sığmadı ü. Tamam bakacağım ona son oyuncu. Teşekkür ederim. Ama karşıda Lucian Corki varken ben Jarvan'ı o kadar sevmezdim mesela. Örneğin. O yüzden bana kalırsa hani genel anlamda Fener'in kompu çok çok daha iyi. Bu sebepten ötürü. İşler birazcık Ama dediğim değişebilir. gibi olsa Eğer Royal'ın kompu Silas'ı daha iyi birazcık olurdu. ormandan çıkarabilirlerse Jayce üzerinde ciddi bir skor Top değişiyor. kazanıyor. Çünkü mobilite anlamında Bot çok daha kazanıyor. iyi Bu kuvvete sahip bir ikililerde. şampiyona Top sahip. bot çok güçlü şu anda. Yani aşağı koridordaki o minyon farkı... Yani savaş başlangıcı var şimdi orada. Hades'in başı nerede girebilir? Yalnız Japonya'dan orada harika bir kapı gibi geldi. Orada Ezreal'ın ultisini geçmesini engelledi. Yine önüne geçti takım arkadaşım İnanılmaz. Oy, ama güzel Bayret kesmişler yalnız. otomatik saldırısıyla orada Vallahi güzel yıkanıyor. kesmişler. Ekstra yük varken Royal güzel bir de oynamış aşağı orayı, botu. koridorda rakibisini aldıktan sonra bunu yapmada çok zor ama yalnız ulti Şimdi atacak. Bowser bu arada Sejuani'den ultiyi çalmayı başardı. Hades'i yakaladılar. Hades'in başı nerede yalnız? Yine Pades. harika bir kapı gibi geldi. Şu anda O Pades sınırda kaldı ölmedi. Hades. Hayatta da kaldı Hades. 1907 Fenerbahçe oradan nasıl Oy. çıktı bilinmez ama hayatta kalmayı başarıyorlar. Bildirim Güzel çıktı da kaçmışlar. 1907 Fenerbahçe'nin bu denemesini. Royal şimdi o tarafa doğru gelecek. Dumbledore Dumbledore da daha gelmiş yakın. oraya. Bırakmak zorundalar. Yalnız Closer bırakmak zorunda değil. Devam edebilir. Ruin şimdi Armut'un üzerine doğru gidecek. Armut bu arada defansif bir orada sancak kombosu kullanmak zorunda Sıçradı kaldı. bile. Arka tarafa doğru sıçramak zorunda da kaldı. Şimdi GVM içeride ulti kullanıldı. Sylas'ın başı dertte. Sylas düştü. Diğer taraftan bu arada Japonya da gelmiş. Bitti GVM'in de fight. başı dertte. Ruin. GVM skoru da gelecek gibi görünüyor. Violet yalnız arkadan ciddi bir hasar çıkardı. Ruin almak için yeterli olacak mı? Dumbledore servis etmeye çalıştı ama hayır. Hades partiye geç katıldı ama Violet'ın Pades de geldi uzaklaşması ama için yeterli zamanı kaçtı kazandırdı Ezreal. ve bir anda 3 skor Şu an neden? mesela Fener Oyun yaptığı için kaybederken Dumbledore aşırı öne geçti karar bu fight kullanmakta olan sayesinde. saygı duymayışları ve aslında eksik savaşmayı göze bu almaları. Savaşı isteyebilir. Bu arada 1907 Fenerbahçe. Hades mahvolmuş kralın kılıcını tamamlamış. 1400 can, 1300 can. Orada ulti boşa Şimdi gitti. Sadece fight'i kaldan izleyeyim sonra yaşandı. konuşacağım. Dumbledore içeride. Şimdi kaçan taraf 1907 Fenerbahçe. Harika bir Freljord karşılaması geldi bu arada. 5 Şimdi kişiyle yorumumu söyleyeyim. kaçan Güç Bakın. patronlarının saygı Buradaki fight Royal için duymayışları iyi ve neden? Birincisi, karşı takımın TP'si yok. Jayce'in TP'si olmadığını, Işınlanan olmadığını Royal biliyor. Eminim bunu bildiğine. Bu bir. İkincisi, Jarvan'ın TP'si var. Jarvan tak diye bu savaşa gelebilir. Güzel bir durum. Royal adına. Kısacası bu fight, bu savaş 5'e 4 olacak. O yüzden bu Drake'i, bu Ejder'i aslında başlatıyorlar. eksik savaşmayı göze almaları Savaşmak savaşı istiyorlar. isteyebilir. Bu arada Güçlüler. 1907 Mantıklı. Fenerbahçe Hades mahvolmuş kralın kılıcını Başlanıyor. tamamlamış. 1400 can, 1300 can. Orada ulti boşa gitti. Sylas almayı başardı. Dumbledore çiçek. Mesela buradaki Sylas ultisi boşa gitmeseydi, Sejuya tutsaydı mesela ya da yani burada bir kişiye odaklansaydı Royal direkt keserlerdi onu. %100 Şimdi eminim. kaçan taraf. Ama bütün fight'i yapmak istedikleri için 1907 kimseyi Fenerbahçe. kesemiyorlar. Harika bir Freljord karşılaması geldi bu arada. Yani bütün 5 kişiyle herkesle oraya fight gidenler yapmak ölümsüz. istedikleri Zor için işler ama kesemiyorlar. belki ama onlar da ilk Bence ekiplerde güzel görünüyor. olmadı. Yani Jarvan TP'sini kullanıyor. Savaş başlatılmak isteniyor. Şeyler kaçıyor. Mesela Sylas ultisi kaçıyor. Savaş tam anlamıyla başlayamıyor. O Kavuşmuş yüzden oldu ölümüne. eldeki bütün Fazla ciddi kaynaklarda riske canı gidiyor. kadar indi. Okyanus ejderi için bu riski almayacak gibi görünüyor 1907 Fenerbahçe. Yalnız orta koridora bir ışınlan geliyor. Ejder riskini almadılar ama savaşı istiyorlar. Hades'in üzerinde bir tutuştur vardı. Hades düşmedi. Diğer tarafta yalnız Kirei yakalanmış. Japonya'dan güzel bir kronometre. Bu arada Korki harika geldi oraya. Valkyrie ile orayı dağıtmayı başardı. Şimdi Oy. Bulunduğu 4 kişinin arasında skoru çıkaramadı. Son Bulozer var ya geldi. Burada kesse fight bambaşka sona. olabilirmiş orası. Yalnız Bolu'da Bolulu. bir oyun. Sıçrası var. Bolu'nun aggressive oyuncusu Bolulu. olabilir mi diyeceğim ama Bolu şu anda önüne kalktı 3 tane Royal Youth'luyu kovalamaya devam ediyor. Ve Bolulu. burada Royal Youth sıkılaştırmasını engellemek için Harbiden ne yaptı? Bolulu. GBM başı dertte olacak mı üst koridorda bakalım. GBM mekan sapmasını da kullanacak mı orada? Mekan sapmasıyla oradan çıkamayacak. Bolulu'ya gidecek bir skor. Serafin Şefkat'i birazcık zaman kazandırdı. GBM skoru sonunda geldi ama karşında skorlar değişecek. Bolulu düşecek. Kirey'nin başına dertte afet geliyor. Closer'da bu arada bir karşılama var. Freljord karşılamasını gerekirse kullanabilir. Kimseye tutmadı ama bir skora Bolulu. Karşı iki skor. Royal Youth'un Yaz adına çıkmış. Aşağıda oyun Bakalım bu bitecek. ne olacak? Yalnız evet Ruin bu arada koridorda canını okumuş durumda. Closer! Closer'ın başı dertte Ne oluyor? Closer düşmedi. Freljord karşılaması Pilot'a Jayce oyunu dağıtma oyunu bitiriyor. durdurdu. Jayce Yani inhibi oyunu aldı bitiriyor. abi. Birazcık ağır bir söylem oldu Johnny ama 22. dakikada herhangi bir cevap görmeden inhibitor kulesini almayı başardı. İnhibitöre de devam edecek bu arada.
Evet, savaş onlar için iyi gitmedi. Yani hepsi şu an hem korku düştü ama bu kadar isteğini aldı abi. Ve devamında savaşı devam ettirmek isteyince oradaki o şampiyonlar aradan çıkar barona gitmekti amaç aslında. Minyonları da temizlemeye çalışıyor. En azından görüşünde bir kısmını ortadan kaldıracak ama Arnold'un buradan çıkışı var gibi görünmüyor. Bolulu bir skor da aldı. Bir anda 3-1-3'e geldi. Bu arada Kirey'i de Dumble'a yakalayacak. Dumble'ın üzerinde yükler birikiyor. Un ufak et toz. Her ikisi de Dumble'la yatmıyor. Fener temiz oynamış bu oyunu. Ama Royal'ın da çok hataları var bence. Düzeltiyorum Sejuani'den. GBM yalnız orada ne yapıyor? Oy. GBM. Şimdi Railroad karşılaması ama son vuruş sonunda geliyor. Bir skora karşı yalnız Alice'e düştü. Şimdi Ruin kötü pozisyonda. Ruin'in de düştüğünü görebiliriz. Pilot'ı almak istiyor en azından. Kronometre. Hayatını kurtarmak için yeterli. Ooo Bolulu. Bolulu hasarını da getirdi yanında. Bolulu buraya güzelliği getirdi adeta Closer'a. Son bir vuruş gelecek yalnız Closer. İnanılmaz. Kalklıyor. Ama kalklıyor oldu. Bolulu oyun bitti. Tam vaktinde katıldı. Bitti oyun şu anda. Şimdi bir de ve bizde niye yok diyen 1950 Fenerbahçe. Korki'nin itemlara bakın. Bitti abi. Bitti yani. Bu Korki'yi kim nasıl tutacak? Hadi bakalım. 6000 altınlık bir fark. Kire'yi içeri girdi. Kire'yi arka tarafta bakalım kimi yakalamış. Fire tam oradan çıkışı var. Şimdi bu arada Brandon Kiss'in çalan Closer orada vakit kazanmaya çalışıyor. O vakti kazanan Bayi Aşka isimli orada. Dumbledore Hoca listeler ama Japone yani az önceki savaş dışında kapı gibi kaçırmadı. Az önceki savaşı da neredeyse kaybediyorlardı. Çok öndeler şu an. GBM'in başı dertte bu arada. Baron için bir şey bekliyorlardıysa o bu an olabilir. GBM yalnız beklenmedik derecede tank olmasına rağmen artçı şok ve Seraphin şefkati onu normal bir Ryze'dan yaklaşık iki kat daha fazla hayatta tutuyor ama GBM sıkılmıyor. Rakibe bakalım iki edecekler bu Baron. Şimdi Closer bakalım içeri girecek mi? Closer'ın çarpı bekleme süresinde değil. Şimdi yalnız arkaya Ruin girdi ve Dumble'ın başını derde soktu. Şimdi Dumble Hoca orada düşebilir. Yalnız Baron'un... Mesela bakın. Bu oyun Jace istediğini yapıyor abi ve kimse bir şey yapamıyor. Yapamaz da. Hiçbir şey yapamıyorlar. Ruin. Bak. Adam nerelere gitti? Kral katili canını yenilemesini sağladı ve skor almasını da sağladı bu arada. Ruin'i düşürdüler ama arkada Hades ve Kire'yi o barın aldığı yeterli hasara sahip. Armut'un da düştüğünü göreceğiz bakalım çıkmaya çalışıyor. Arka tarafa doğru bir çıkış arıyor. Sancak kombosu. Korki'den bir ulti gelir mi? Korki'den son bir vuruş gelir mi? Hadi Bolulu. Hadi Bolulu. Ultiyi gelmedi Armut çıkmayı başardı. Hades geldi. O Hades sen orada dans show. Dans mı? Işınlandı o da. Oy. Oy Hades şey Hades'e bak sen nasıl bir yemliyor. Işınlandı o da. O Hades sen orada dans show. Aman sen ellama bak sen ya. Şşt alo. bak. Işınlandı o da. O Hades sen orada dans show. 9 maç dile kolay. Lanet bozuldu. Vay. Rakibine diş geçirememişti 1950. Sen ellama baksan ya. Limitörüne düşmesiyle artık son bir umut, son bir savaş. 1950 Fenerbahçe bakalım burada can barları oldukça hızlı düşüyor ama Bolulu bedavadan pilota vurmaya devam ediyor. Bolulu! Bolulu orada arka tarafa doğru girdi. Maçı takımına kazandıran oyunları arka arkaya gerçekleştirdi. Hades bu arada GBM'in üzerine doğru gidiyor. Yalnız oyunun bittiğini göreceğiz burada. Tanıdılar yok. Korki'nin vurduğu hasar zaten inanılmaz artık. 11-1-6. Bu oyuncu hakkında, bu çocuk hakkında acaba taşıyıcı oynayabilir mi soruları vardı. Ama şu ana kadar... Harbiden 5 hafta Sion Galli oynadı. Verdiler çocuğa Korki. Tertemiz oynadı vallahi. Helal olsun Bolu'yu. Bolu iyi çocuk arkadaşlar. Yani daha sezon başlamadan da söylemiştim. Kendisi yüksek puanda bulunan bir challenger. Şampiyonluk ligi yani şampiyonluk derecesinde sıralamada yüksek yerlerde bulunan bir çocuk. Yetenekli çocuk yani. Zamanla çok çok daha iyi olacak. Bu arada Kire'ye ayakkabısını giyiyor. Bazı oyuncular ayakkabılarını çıkarıyor oyun oynarken. Ya ilk gördüğüm bir şey değil bu. Mesela Frozen da çıkarır arkadaşlar. Dikkat edin Frozen da ayakkabısını giyer oyundan sonra. Frozen da her zaman çıkarır. Nasıl evdeki rahatlığına kavuşabildiğini düşünüyorsa, nasıl rahat olacağını düşünüyorsa onu yapıyor. Bütün oyuncular öyle söyleyeyim. Yani mesela evde çorapla oynuyorsa sallıyorum, çıplak ayak oynuyorsa ya da... Şimdi bunu da söyleyeyim. Mesela örnek veriyorum. Mami şöyle oynamayı çok sever abi bak. Ayağını buraya atar. Tamam mı? Aynı bu şekilde oynar. Normalde Mami'nin gaming house'daki oturuşu budur. Burada klavye olur. Bir tane ayak, Mami'nin bir ayağı zaten 30 kilo şeyde olur, masada olur. Böyle oynar. Aynı bu şekilde. Mesela kimisi böyle rahat eder. Kimisi işte ne bileyim
Nasıl rahat ediyorsa işte. Onu da siz anlayın.